çarpı x eksi 2 olsun. E şimdi a'yı bulmak için hangi noktayı kullanacağız? y eksenini kesi noktayı kullanacağız. Yani sıfıra 2 noktasını. Denklem değerini yazıyorum. a çarpı 0 eksi 1 0 eksi 2 e Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman burası artı 2 yapacaktır. Yani 2 eşittir. 2 a'da a değeri de buradan eşittir. 1 gelecektir. Peki arkadaşım Denklemimizi düzenleyecek olursak fx ne eşit olacaktır? fx'e şuna eşit olacaktır. A gördüğümüz yere 1 yazarsak şu ifadeyi açalım. x kare eksi 3x artı 2 biçiminde karşımıza çıkacaktır. Şimdi bize iki parabolün neyi sormuştu? Kesişim noktalarını. Biz bunun için ne yapmamız lazım? Ortak çözüm yapmamız lazım arkadaşlar. İki ifadenin ortak çözümünü beraber bir alalım. Yani diyelim ki ikisinin ortak çözümünden. x kare eksi 3x artı 2 eşittir eksi x kare artı 4. Devam edelim. Hepsini bu tarafa atacak olursam 2x kare eksi 3x eksi 2 eşittir 0 olacaktır. E peki bu ifadeyi nasıl düzenleyebiliriz? E, burayı 2x'e x diye ayıralım. E, buna karşılık gelen değer eksi 2 olsun, eksi 2 ise diğerinde 1 alacağız. Arkadaşlar çapraz çarpımların toplamı ortayı veriyordur. E, buradan x değerimin biri eksi 1 bölü 2 gelir. Diğeri de 2 gelir. E, zaten biz biliyoruz ortak kesim noktalarından birisi neydi arkadaşım? Her iki parabolün ortak kesim noktasından biri 2 idi. Onu bulduk. E, demek ki diğer ortak kesim noktasının apsisi de ne eşitmiş? Diğer ortak kesim noktasının apsisi de eksi 1 bölü 2'ye eşitmiş sayın arkadaşım. E peki bu eksi 1 bölü 2'ye karşı gelen y değerinde bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? İki parabolün de ortak noktası herhangi birinde yerine koyarak bulabiliriz. Bakın sanki şurada yazması daha kolay gibi. Şuradan çekelim. x eşittir eksi 1 bölü 2 için g için de eksi 1 bölü 2 eksi parantezin eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 4 olacaktır. Bura biraz karıştı. Yerim az olduğu için. Peki eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür ama önünde bir daha eksi var. O zaman eksi 1 bölü 4 olacaktır artı 4. İfademizi düzenleyecek olursak 4 kere 4 16 1 çıktı 15 bölü 4. Demek ki eksi 1 bölü 2'ye gelen değer neymiş arkadaşlar? 15 bölü 4'müş. Ve bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar bu soruyu anlattık ama bu soru müfredat dışıdır. Yine merak eden arkadaşlarımız belki olur diye çözdük.